Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm değerli dinleyicilerimiz, bu salonu dolduran, uzaktan gelen misafirler ve Türkiye'den katılan kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beni biliyorsunuz, her zaman fırsat olduğunda bize sonradan gelip yerleşmiş olan, inançlarımızla aslında bağdaşmayan davranışlar konusunda kardeşlerimi hep konuşmalarda ikaz ederim. Bunun için söyledim, bizim usulümüze göre bir topluluğa hitap eden insan önce Allah'a hamd eder, ondan sonra salatu selam getirir Peygamber Efendimiz'e. Böylece devam eder ve konuşmaya başlarken de bizim usulümüze göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin bize öğrettiği, sahabenin uyguladığı usule göre de topluma bir bütün olarak selam verir. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuşmaları çok defa yaptı o toplumlara. Ama sözlerime başlarken Hazreti Ebu Bekir'i selamlıyorum, Hazreti Ömer'i selamlıyorum, Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi selamlıyorum diye hiç tarihte olan bir şey yok. Biz Batılıların ölçülerine öyle kendimizi kaptırmışız ki bunun dışına çıkmamız çok zor. Ama bir sorumluluk yüklenen Erbakan hocamızdan sonra belli bir sorumluluğu yüklenen kişi olarak bunları hatırlatmak zorundayım. Tabii bu hatırlatmalar zorlama filan değil ama gerçeklerin ifadesidir bunlar. Yavaş yavaş bu alkışları da kaldıracağız. Birdenbire bu işin olmayacağını ben çok iyi biliyorum. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri konuşurken sahabe hiç onu alkışlamadı. Önemli konular, önemli, çok önemli konuları dinlediler. Çok büyük hikmetleri dinlediler. Ama alkışlayan bir kimse olmadı. Batı yapıyor diye biz de yapmaya başladık. İçimize işledi. Sadece bizde değil, bütün İslam ülkelerinde böyle. Bunların artık değişerek kendi kültürümüze, kendi inançlarımıza dönmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bu tabii kardeşçe bir ikaz. Şimdi